Arkadaşlar kanalımdan herkese çok dolusu sevgiler, saygılar. Kış gezisi Elazığ'dan. Tunceli Pertek, Tunceli Pürümür, Erzincan, Trabzon. Güzel bir kış yolculuğu olacak. Murat, Abdülkadir, bir de Sinan'ımız var. Birlikte 3 gün yolda geçirdiğimiz güzel anıları sizlerle paylaşacağız. Gelin hep beraber bu güzel kış gezisine çıkalım. Burası Pertek Feribot iskelesi. Elazığ tarafı, karşısı Pertek. Feribotla Pertek'e geçeceğiz. Arkadaşlar burası Pülümür Erzincan Kutu Köprüsü arasında, yani Tunceli Pülümür arası. Böyle bir dinlenme tesisi var burada. Ben buralara 20 yıl, en son 20 yıl önce gelmiştim. Böyle değildi. Böyle güzel çay içme yerleri yapmışlar. Buralarda dağ keçilerine rastlamıştım ben o zamanlar. Ve burada aşağıya kadar iniyormuş dağ keçileri. Şu suyun oraya kadar. Zaten buranın Tunceli halkı kesinlikle avlanmaya karşılar, koruyorlar. Hatta dağlara, kayalık olan yerlere yem gibi şeyler doğaya bırakıyorlar. Yani bir nevi buradaki dağ keçileri insana alışmış gibi. Çünkü kimse karışmadığı için yakın mesafeye kadar yaklaşabiliyor. Bu derede su içmek için iniyorlar. Arkadaşlar bunlar kar tünelleri. Bu yol boyunca Pürümür'e kadar devam ediyor. Buralar kuzeyde kalan yerler. Ve burada genelde asfaltta gizli buzlanma olma ihtimali çok yüksek olan yerler. Yolun manzarası gerçekten çok muhteşem.
Arkadaşlar burası Ağlayan Kayalar. Muratçım burası Ağlayan Kayalar. Ağlayan Kayalar. Aynen. Plümür ile Nazımiye arasında burası. Ağlayan Kayalar. Yazın böyle sürekli şelale şeklinde su akıyor. Kısımlar gördüğünüz gibi ıslak, dikey ve sarkıtlara dönüşmüş durumda. Tabii dikkat etmek lazım. Buz parçaları da dökülüyor şu anda. Dikkat etmek de lazım. Arkadaşlar burası da Kırmızı Köprü. Tırmanıyoruz işte. Yine böyle yol güzergahında dinlenme yerleri, çay içme yerleri mevcut. Tuvaletler, lavabolar. Arkadaşlar burası Mutu Köprüsü. Bu köprüden sonra sağ taraf Erzurum yol ayrımına gidiyor. Sol tarafta da Erzincan. Biz Erzincan güzergahını kullanacağız. İlk yemek molamızı Erzincan'da vereceğiz. Buralar kar almayan yerler. Yani aşağıya indik. İkinci kar da bizi büyük bir ihtimal buradan belki daha fazla olabilir. Zigana geçidinde bekliyor. Arkadaşlar burası Erzincan şehir merkezi. Girdik. Dinlenmek için, çay içmek için böyle bakın burada masalardan fotoğraflar var. Buraya gelip geçen veya buradaki halkın eski yıllara ait fotoğrafları. Muratçığım tabi araç kullanarak biraz yoruldu. Biraz yorgunluk var ama devam. Sorun yok, alışkınız. Yer yolcu arkadaşlar çok iyi. Tabii. Yerim yoruldu. Şu anda Zigana tünelinden geçiyoruz. Evet, şu anda Trabzon'a giriş yapıyoruz şehir merkezine. 300 metre. Nihayet Trabzon'a girdik. Araba gittin mi ileri? Git. Yürü.
Arkadaşlar bayağı bir yukarı çıktık. Burada bir yayla böyle daha doğru çıktık. Kalacağımız yere gideceğiz şimdi. Burada bizi karşıladılar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hamdolsun. Müdürüm merhaba Kadir. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam Kadir. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. İyiyiz valla. Maç izliyorduk. Oo, çok güzel bir yerim var müdürüm ya. Burası. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Buranın sahibi. Merhaba. Merhabalar. Oğlu Kayra. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Emrah'ı tanıyorsun, tanışmadınız mı Emrah'la? Tanışmadık, yok. Emrah Kerem bir yardımcımız. Evet. Arkadaşlar burası bir yayla. Evet. Arkadaşlar biz yaklaşık bir gibi Elazığ'dan çıktık. Pertek, Tunceli, Pürümür, Erzincan, Gümüşhane, Kelkit, Gümüşhane ve nihayet Trabzon'a yaklaşık burası 1500 rakım bir yayla evindeyiz, bir dağ evindeyiz. Bayağı bir yüksekteyiz. Geldik, yemeğimizi yedik, oturduk. Ali Bey sağ olsun, Abdullah Bey bizler karşıladılar. Bugün yemeğimizi yedik, burada sohbetimizi yapacağız. Yarın Trabzon'un güzel yaylalarında sizler için güzel görüntüler kaydedeceğiz, gezeceğiz. Sabah burada yine güzel bir yayla kahvaltısı yapacağız. Akşam yemeğimizi de Kadir kardeşim Ali Bey'e ve buradaki dostlara güzel bir çökertme kebabı yapacağız. Hep birlikte bakalım Trabzon'da nasıl vakit geçireceğiz. Sevdum alamadım, sevdum da alamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya hali. Ben sevdum alamadım, sevdum da alamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya. Kavaltısına balık yiyeceğiz. İnşallah nasip olursa. Mükemmel bir yer. Karadeniz yaylaları hakikaten insanın ruhunu okşuyor. Her şeyle mükemmel.
Burada birkaç mevsimi aynı anda yaşayabilme şansınız var. Bir an kış yaşıyorsunuz, bir an yaz yaşıyorsunuz, sonbaharı yaşıyorsunuz, kışı yaşıyorsunuz. Dört mevsimi de bir gün içerisinde yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, Mazi Dağ Evi'ndeki kampımız devam ediyor. Değerli Abdullah kardeşim bize böyle çok güzel manevi değeri kendisi için çok yüksek olan şöyle gördüğünüz gibi marangoz malzemelerini bize hediye etti. Doğada yaşadığımız için bunlarla güzel ahşaptan tabak, çanak, bardak yapabilirsin diye. Bunlar manevi değeri çok yüksek dediğim. Çok yüksek, evet. Önce bir dedenizden bahseder misiniz? Dedeniz kimdi? Önemli bir zatmış. Evet evet, ama mesela dedem marangozluğa eli yatkın olan biriydi. Yani şu görmüş olduğunuz malzemeden belki de 10 tane vardı onda. Bu oyma için kullanılan malzeme. Mesela bunları kendi yapmış. Mesela hızarlar falan. Yani şuradaki bunları, işlemeleri falan tabii, kendisi... Evet. Tabii bu çok eski, bunlar yapmış. Çok eski. Bunlar da şu an piyasada bulmak çok zor. Çok eski bunlar mesela. Atıyorum bu hızarlar olsun, ne bileyim. Bak mesela şu, görmüş olduğun şu, direkt şeyde oyma, mesela oymak için. Şöyle açıp, istediğin gibi bundan bardak yapabilirsin bak. Görüyor musun? Evet. Bak, görüyor musun bak? Bitti. Bardak yapacaksın. Bitti. Aynen. Ahşabını alacaksın, sağını solunu şöyle... Alıyorsun zaten. Şöyle. Tabi bundan bir iki tane verdim ben sana. Bak mesela bu var. Aynı bu biraz daha bunu... geniş alıyor. Tabi. Bu biraz daha geniş alıyor. Bundan daha güzel. Mesela şu şekilde yapıp inşallah bardak yaparsın. Veya tabak yaparsın. Gelip bir gün senin orada çay yemeğini, çayını içeriz. İnşallah. Şöyle bir tane de daha büyük var. Oyman için. Evet. Bu da daha büyük. Daha evet. Büyük olan. Bu daha büyük. Geniş. Bu da mesela dediğim gibi. Bu biraz daha geniş. Ama bunda mesela el gücü değil de buna mesela şeyle beraber, evet, tokmakla beraber veya şişle beraber şöyle vurup, evet, ona göre şey yapacağız. Bir de burada rendemiz var. Gördüğün gibi şu rende. Tamamıyla bak, işlemelerine bak. Üzerindeki işlemelerini görüyor musun? Evet. Tamamıyla bu, bunun hepsini dedeniz bu şekilde, tap kendi yap. Bu şekilde rendeleyerek şekil verebiliyorsun. Ağaca şekil ver. Bunlar hep eskide kullanılan şeyler. Yani bir de veya bu gördüğün gibi burada törpü. Siz buna törpü diyoruz. Törpüde de mesela şöyle istediğin gibi şekil veriyorsun. Yani. Bunlar o dönemlerde kullanılan şeyler. Bu da kızlar. Şöyle bir de bir kızlar. Tabii bunlar manevi değeri. Bunlar benim için çok önemli. Onu söyleyeyim ben. O da saat çok eski bir saat. Saat evet. Çalışıyor. Çalışıyor evet. Eski bir saat. Yani biz çalışmıyor diye verdik ama çalışıyor. Bu da yine Mazi Dağ Evi'nin biraz önce kendisine bahsetti içerideyken. Mazi Dağ Evi'nin resmi, şöyle bir ahşaba çizilmiş olan resmi, bunu da bize hediye etti. Abi güle güle. Bizim kullan. İçin de bunların hakikaten senin manevi değerin senin için ne kadar yüksekse, inan ki bunlar benim gözümde aynı derecede manevi değeri yüksek olan abi, güle güle hediyeler. Güle güle saklan. Abim çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, ne demek. Her yani, zaman... Biz böyle işte Karadeniz insanı, eli açık olur. Evet. İşte bunlardan da çok sayıda olduğu için dedemden hatıra kaldı bunlar. Ama tabii hatıra duvarda olmuyor bazen. Bazen işlev görmesi lazım ki. Evet. O zaman hatıranın değeri daha çok olsun. Evet. Mesela bundan senin yapacağın bir tabak veya bir bardak belki de 20 yıl, 100 yıl ileride bir gün torununun torununa nasip, evet, olacak. O yüzden zaten benim bu tür, çünkü ben doğada yaşıyorum ve bu el işlerine çok merakım var. Yani bir şeyler yapmaya çok merakım var. Zamanım o da var. O yüzden bildiğim için ve de... böyle şeylere hakikaten benim ihtiyacım vardı, aklımdaydı. Böyle bir takım, bir set yapayım. Doğada öyle kendi çalışmalarımla bir şeyler yaparım diye aklımdaydı. Biz tam yerine gelmişiz. Abdullah abimiz bize bunları hediye etti. Gönlüm, kalben çok teşekkür ederim. Şimdi biz güzel ekmek kebabı yapacağız.
Trabzon'daki kampımızın ikinci günü. Buradaki güzel dostlarımıza, Sayın İSİ Genel Müdürümüz Ali Bey'e biz de böyle bir köketme kebabı yapalım, birlikte yiyelim dedik. Yemeğimiz hazır, bismillah dedik ve yemeğimizi yiyoruz. Evet arkadaşlar, Trabzon'a gelip de Sümene Manastırı'na gelmeme olmazdı. Biz de şu anda Sümene Manastırı'ndayız. Burası bir nevi bu bölge gelen ziyaretçilerin araçlarını park edip buradaki servislerle Sümene Manastırı'na gidiyor olabilen bir merkez burası. Trabzon Büyükşehir Belediyesi şu anda burada çalışmalar yapıyor. Restoranlar, konaklama yerleri, oturma yerleri. Şimdi biz de şu anda burada buranın servisini bekliyoruz. Aracımızı park ettik ve biraz sonra servis bizi alacak ve üst tarafa, manastıra doğru götürecek. En son bıraktığı yerden de 300 metre yürüyeceğiz ve Sümene Manastırı'nı ziyaret etmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu yoldan bir 300 metre manastıra doğru yürüyeceğiz. Yarım saat vaktimiz var. Yarım saat içerisinde tekrar bu yolu kullanıp dönüp servisle aşağı ineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik, Sümene Manastırı'ndayız. Fakat restorasyon çalışmalarından dolayı belli bir müddet içeri almıyorlar, kapalıymış. Arkadaşlar bakın, bizim olduğumuz nokta şurası. Buradan maalesef giriş yapamadık, restorasyon çalışmaları yapıldığı için. Asıl manastır burası arkadaşlar. Biz yan tarafındayız. Yani bizim aşağıda gördüğümüz yer burası. Bizim bulunduğumuz nokta, görebildiğimiz, çekim yapabildiğimiz yer de şurası arkadaşlar. Asıl manastır burada. Bakın manastırın içi de bu şekilde. Nasip olmadı, giremedik içeriye. İnşallah başka bir zamana. Abi ayağınıza sağlık. Sizin için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı olsunlar. Seni çok memnun kaldım. Sizden. Tanıştığım zaman oldu. Ben de memnun oldum. Arkadaşlar 3 günlük Trabzon Akçabat'ta Mazi Dağ evinde geçirdiğimiz kış kampımızın sona erdi. Ve Ali ile yine yola çıkacağız. Dönüşümüzü yapıyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir gezide tekrar birlikte olmak dileğiyle. En güzel günler, en güzel yarınlar, en mutlu sabahlar. Siz güzel insanların olsun diyoruz. Hoşça kalın.